Günaydın arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her biriniz iyisinizdir. Biz gidiyoruz. Şöyle ojemi çıkardım. Ojemi yanıma aldım. Annem de süreceğim. Saçımı başımı da orada yapacağım. Makyajımı da orada yapacağım. Evi şöyle bir toparladık. Anneanne kahvaltıyı bekliyor çünkü de o yüzden. Ben kahvaltı... Ben kahvaltı... Evet. Yakışmış mı? Ben kahvaltımı hazırladım. Şöyle shake'imi. Ben shake'imi içeceğim arkadaşlar. Anne, bu shake tadı güzel mi ya? Güzel, bakmak istersen bakarsın. Şöyle yeni tişörtümü giydim arkadaşlar. Sen özel değil de içmek istemiyorum. Şöyle. Güzel, yakışmış mı? Yakıştı değil mi kız? Evet. Sırt çantamı aldım. Biz teyzeme ev görmeye gideceğiz. 1 lira dahi nakit para yok arkadaşlar. O yüzden fırından ekmek alalım ama annem ekmek istedi. Neyse, yanında birkaç bir şey daha alıp BİM'den alacağız. Yok. Nakit yok yanımda, kart var. En azından BİM'den alalım da ekmeği araya sıkıştıralım. Yapacak bir şey yok. Alalım iki tane ekmek. Efendim. Bak yukarıda yazıyor oğlum. Anne. Ne istiyorsun? Hadi anneannem bizi bekliyor. Olma, ayıp olur hadi. Ne alsam. Kek al. Sadece bir tane kek mi alabilirim? Al oğlum, çikolata al ya da. Bak çikolatalar burada Çınar. Çikolata. Bak şu da çok güzel. Ben yemiştim bir kere. Hayır, bu. Çok ben lezzetli o da. İndirimli bir şey var mı? Kum malzemeleri. Zaten şey alamam değil mi? Dondurma. Sabah sabah dondurma yemezsin. Aktüelde bir şey yok ya okul malzemesi dışında. Allah Allah. Hiçbir şey yok arkadaşlar aktüelde. Sadece okul malzemesi. Bakın geçen buradan almıştık. 35 almıştık, düşmüştü. 45-50 olmuş. Arkadaşlarım anneme geldik. Çınar'la annem kahvaltısını yaptılar. Sofrayı topladı. Annem menemenliklerini yapmış. 10 kilo domatesden bu kadar çıkmış. Şöyle minik minik şişeleri de vardı annemin. Ne güzelmiş anne bunlar. Ne güzelmiş minik şişelerin. Soslu kızım onlar. Yani sen kapak aldım yere diyordun. Niye hepsi değişik kapakları? Öyle aldım. Öyle satılıyor. Hepsini aynı takım niye almadın? Hepsi takım yok kızım. Hep çarşı. Hiç çok güzelmiş almadım. Kareli. Kareli de kalmamış. Ay bu da güzelmiş domatesler. Hepsi güzel. Lezzetli oldu. Güzel oldu da. Küçükler de var, yarımlıklar da var. İki tane de kiloluk. Kime yaptın mı bil bakalım. Kime yaptın oğlum? Çınar kışın bir sen buraya gel. Ben de kilitli poşet alacağım. Ben de kilitli poşet alacağım arkadaşlar. Ben de yapacağım menemenliklerimi. Annem bu büyük robotu var annemin. Bu Philips'in arkadaşlar, yılların robotu. Bu çok güzel çekiyor. Annem bunu da çekmiş de bana da verecek şimdi. Ben bugün götüreceğim giderken. Çünkü benim robotum küçük. Onunla çekmesi çok sıkıntı oluyor. Çay içiyoruz. Bir yandan annem burada biberleri çiğden atacak şu kalanları. Daha domates alacağız arkadaşlar. Bir domatesi de konuşamadım. Dilimli atacağız. Ben dilimli atacağım, annem de dilimli atar tamam, değil mi? Tamam, işimiz var. Arı gibi çalışıyoruz. Aynen. Dilimli de atarız. Çünkü dilimli de çok güzel oluyor. Normal dilimliğin atın. Ben geçen sene atmıştım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Güzel oluyor. Ama biberi güzelmiş değil mi çocuğum? Allah güzel. Gerçekten güzelmiş biber. Teyzenin evini göstereceğim size. Bu nasıl çıkıyor hala? Kırmızılığı giymiş. Üstündeki teyze üstündeki ele çizgili altındaki dikiş çizgili. Gösterme. Kala beni gösterme. Ayıp mı ya, Allah Allah. Sen her zaman güzelsin kız. Anne ya gözüm anlatmışsın. Sedoş. Şöyle ufaktan bir çekeyim arkadaşlar. Şu kapının girişi. Tabi daha eksikleri var. Tamamlanacakları var. Mutfaklarını yaptıracaklar. Şöyle. Hemen böyle sol taraftan. O da Özcan kuzenim. Oturma odaları var arkadaşlar.
Dediğim gibi eksiklerini tamamlayacaklar. Yavaş yavaş, daha yeni aldılar evlerine. Buraya kitaplık yapmış Seda. Ama büyük oturma odaları böyle. Bu şekilde. Hemen burada kapalı balkona çıkış var. Şöyle cam kapalı balkonları var. Buraya yer minderi koymuşlar. Daha rahat oturulması amaçlı. Burası Eskişehir Sarı Pekmez'in orası arkadaşlar. Seda buraya süslerini koymuş. Buradan da mutfak görünüyor. Ben şöyle çıkalım buradan. Şöyle koridor. Tablolarını asmışlar. Sana cheesecake yapacağım canım. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim bir tanem. Limonlu cheesecake yapacağım. Teşekkürler. Bu taze nişanlı kızlar. Şöyle ayıp olmasın ama şöyle alaturkaları var arkadaşlar. Tuvaletleri, banyoları bence gayet güzel, büyük. Hemen burada banyoları mevcut. Duşakabinleri var. Gayet güzel, temiz, büyük. Seda buraya böyle klozet takımlarını sermişler. Buraya Seda'nın bu takı dolabıydı diğer evde. Dolapları, duvarları falan gayet temizmiş arkadaşlar. Bu binalar biraz eski ama adam içini yaptırmış yani. Tabii dediğim gibi yani yeni aldılar. Daha ileri dönük mutfak falan yaptıracaklar. Kafalarında planları var. Salon yapmışlar. Oturma odasıyla salonun boyutu aynı. Ama oradan kapalı balkona çıkıldığı için salonu buraya taşımışlar. Burayı misafir odası olarak kullanıyorlar çünkü. Diğer tarafta günlük oturuyorlar. Şöyle teyzemin tabii diğer kiradaki evinin salonu daha büyüktü. Daha önce de videoyu almıştım biliyorsunuz. Seda buraya nişanlısıyla fotoğraf, bir şey çerçeve mi diyorlar ne diyorlar buna, böyle bir şey asmış. Güzel durmuş mandallarla. Şöyle koltuklarını da göstereyim teyzemin. İşte yedek halı koymuşlar. Ya tam böyle düzene oturtturamadılar daha. Şöyle TV ünitesi vardı teyzenin zaten. Böyle sehpaları. Şirin bir salonlarını döşemişler arkadaşlar. Teyze diğer evinin salonu çok büyüktü ya. Burası değişik geldi bana. Değil mi? Değişik. Ama olsun teyze, kendi evin ya, yeter. Valla bu devirde ev almak da zor. Büyük oldu da bana sanki şey olur. Aynen. Olsun. Burası da yatak odaları arkadaşlar şöyle. Tabi bu dolaplar falan bazıları çıkacak Seda evlenince inşallah. Bazı şeyler çıkacak. Seda gitseydi eşyaları da gidecek buradan bakın. Seda'nın halıları falan hep buralarda. Şu üstteki çeyizler falan hep Seda'nın, gitmedi daha. Bakalım düğün olsaydı gidecek. Yatak odası burası da. Bakın şuradakiler de hep Seda'nın arkadaşlar. Bunlar da gidecek. Emanet duruyor o yüzden tam yerleşemediler. Dolap falan gidecek yani. Burada da yine kapalı bir balkonları var. Burayı böyle kiler gibi mi desem, böyle bir ardiye gibi falan kullanıyorlar. Buraya da minik bir halı atmışlar. Eski dolabını koymuş teyzem buraya. Yine kiler tarzı bir şey yapmışlar yani buraya. Kullanılmadığı için bu balkon. Yine kapalı, pinepen de kapalı. Burası sıcak olur kışında. Mantıklı yapmışlar bence. Şöyle. Dediğim gibi bu eşyaları görmeyen arkadaşlar Seda evlenip gidince gidecek yani. Daha da boşalacak hep. Durum tarafından gidiyorum. Oturma odasını göstermiştim zaten. Burası da mutfaklar arkadaşlar. Geniş bir mutfakları var ama dolaplarını yaptıracaklar en kısa zamanda. Dolapları aslında hani kırık falan değil ama eski renk, eski model olduğu için yaptırmak istiyor teyzem. Tezgahını falan değiştirmek istiyor. Her şey zamanla oluyor arkadaşlar. Annem ev aldı, kaç yıl sonra yaptırdı mutfağını. Her şey zamanla. Seda ara gibi çalışıyor. Ama mutfakları geniş. Böyle bir alan var. Kapı girişinde bir de şöyle arkaya döndüğümüzde böyle bir alan var. Teyzemin diğer mutfağı da böyleydi. Değil mi? Ama daha mı inceydi etinden, değil mi? Daha inceydi herhalde. Daha dardı. Değil mi? Daha dardı. Aha. Koltuk biraz. Ha bir de kapı vardı arkasında. Ondan dolayı sıkıntıydı. Burada kopyasıydı. Aynen. Buraya böyle yemek alanı yapmışlar. Televizyonlarını buraya asmışlar. Buzdolabı da teyzem yeni değiştirmişti. Bayağı geniş bir buzdolabı var. Onu da buraya koymuşlar. Bu dolabı görmemiştim daha önce. Ha bu dolap. Ha tamam bildim. Dolabı. Şöyle. Aynen ek dolap koymuşlar buraya. Yetmediği için. Burada da yine mutfak ek dolabı arkadaşlar. Masası zaten teyzemin şöyle L masa.
böyle koymuşlar. Böyle daha kullanışlı oluyor bence. Aynen. Şu biraz önce gösterdiğim kapalı balkonda buradan mesela görüşebilirsiniz. Orada oturanla. Camdan. Güzel. Mantıklı. Güzel. Hayırlı günlerde. Güzel günlerde oturmak nasip etsin Allah. İnşallah. Kapısı falan çelik yani. Avizelerini falan takmışlar. Güzel olmuş. Gayet güzel. Hüseyin, arkadaşlar şimdi hediyelerimizi. Aa, işleri beyaz onunla ilgili. Bunu sıra verse belli olmaz. Aa, bu güzel güzel. Valla çok güzelmiş. Güle güle kullan teyze. Valla ben yalan. Biz geldik arkadaşlar eve. Teyzemlerdeydik. Oradan geç kalktık. Eve geçtik. Ondan sonracığıma. Bakın size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Manisa'daki teyzemin hediyesini göstereyim size. Teyzemler bu sene Eskişehir'e pek gelemediler. Köye gittiler. Köyden sonra direkt geçiş yaptılar. Şöyle göstereyim size. Teyze şum hem Gülten teyzeme ev hediyesi hem de bana ev hediyesi almış. Kesesine bereket. Şöyle çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok şıkmış. Çok beğendim. Şöyle alt tabakları var. Teyzem zevklidir zaten. Şöyle çay setimi göstereyim size. Ay sizce çok şık değil mi? Yani benim gerçekten böyle çok şık misafirlik bir çay setim yoktu. Ne yalan söyleyeyim. Ay insan bunu kullanmaya kıyamaz. Çok güzel. Teyzem daha önceden de bana diğer evime de kahve fincanı, bambu tabaklı onları getirmişti. Onlardan da çok memnunum. Kullanıyorum. Teyze şun bu sefer de böyle sahibi teyzem. Alt tabaklarına bakın. Çok tatlı. Biraz sonra arayacağım onu. Kesesine bereket. Çok zevkli teyze şun. Kullanmayacağım bunu. Yeni geldiği zaman konsoluma koyacağım, kaldıracağım. Böyle özel misafirlerime kullanayım arkadaşlar. Şu an çay bardağı setim var. Kıyamadım şu an ya gerçekten. Çıkarmak istemiyorum kırılır diye. Çok tatlı. Onun dışında annem menemenliklerimi rahat çekeyim diye büyük robotu bana gönderdi. Ben kullanıp geri götürürüm ona. Ya da bende de durur fark etmez benim ev müsait. Şöyle bunu bir köşeye koyalım. Yarın menemenlikleri yapacağım arkadaşlar. Sonra burada yemek yapmıştı annem düdükle de. Bana da koydu. Yarının yemeği hazır bende anlayacağınız. Şöyle sıcak sıcak şu an yalnız biraz daha pişirmem lazım. Bir de Seda'nın çok çok büyük apartmanın içinde kaktüsü vardı. Annem şu kalan kahveyi de koymuş bana. Kaktüsü vardı arkadaşlar. Ay istedik vallahi ondan böldük. Şöyle iki tane salonuma koyacağım. Kuzenimin kaktüsünden böldük. Ay çok güzel arkadaşlar bakın. Kocaman hazır kaktüs. Bunu da leğenin içine koydu annem de. Bunları salona koymayı düşünüyorum. Hatta birçok kaktüsümü salonun camına getirip koyacağım arkadaşlar. Diğer taraftaki kaktüsleri salonun camına getirmeyi düşünüyorum. Çünkü hem salon camı boş duruyor daha şık duruyor diye düşündüm kaktüsler orada. Hem de artık böyle havalar soğuduğu zaman kapalı balkon ister istemez soğuyacak arkadaşlar. O yüzden zaten mecburen içeriye sokacağım o kaktüsleri yoksa bozulur. Çünkü Eskişehir'in soğuğunu biliyorsunuz kışını. Bir de annem bunları iki tane almıştı. Daha ikisini de kullanmamış. Benimki bitti. Birini bana verdi. Kullanacağım. Ay konuşamadım kız. Balkondan bunu da getirdim. Bunu da biliyorsunuz çiçek açıyor. Bir sürü de yavru vermiş. Annemden getirmiştim. Bunu da salona koyacağım. Bunların üçünü salon camına koymayı planlıyorum. Hatta hemen şunu koyabilir. Tanesini götürdüm. Acaba diyorum bu orkidenin yerini değiştirsem mi? Farklı bir yere mi koysam? Şöyle koydum. Üçünü takım. Bunların saksıları da takım zaten hepsinin. Şöyle o Seda'dan getirdiğim anneminkinden daha büyükmüş. Gerçekten daha büyükmüş. Yani kışın ben bütün kaktüslerimi bu salonumun camı çok müsait. Hem de hani bir yere batma derdi de yok arkadaşlar. Burası böyle bir alan olduğu için. Koyabilirim yani rahatlıkla. Orkide mi bilemedim ya. Orkide böyle normalde tam ortada duruyordu burada. Yani bilemedim nereye koyacağımı. Yemeğim orada pişiyor arkadaşlar. Burada da irmik helvası istendi. O yüzden irmik helvası yapıyorum. Ne zamandır da böyle tatlı, fırın tatlısı hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bizim ev ahalisinin canı tatlı istiyormuş. En kolay da irmik helvası oluyor şu an bu saatte. Başka bir şey yapamam.
O yüzden irmik evdes kavuracağım. Şöyle burada Ankara irmik fardından hemen 125 gram tereyağı koyuyorsunuz ya da sana yağ. Ama ben biraz sıvı yağ da koyuyorum. Karıştırıyorum ikisini. Daha iyi oluyor. Şöyle klasik su bardaklarıyla 1,5 su bardağı irmik ilave edeceğim. 1 su bardağı şeker ilave edeceğim. İçine fıstık, ceviz, fındık falan katabilirsiniz. Ben sadece üzerini süslemek için fındıkla süsleyeceğim. Onun dışında içine katmayacağım kavururken. Üzerini fındıkla süsleyeceğim serviste. Alın size dağınık bir mutfak arkadaşlar. Mutfağı toparlamadım. Toparlayamadım da. Çünkü kendimi yorgun hissediyorum. Ve canım hiç ama hiç mutfak toparlamak istemiyor. Sabah kalktığımda toparlarım. Hiç önemli değil, yapacak bir şey yok yani. Ben böyle canım istemediğinde iş hiç yapamam, biliyor musunuz? Benim böyle bir huyum vardır. Temizliğimi yaparım, evimi derli top tutarım. Ama bazen öyle bir an gelir ki hiç canım istemez ve zorlamam da kendimi, elimi kolumu da kaldırmam. Böylece bırakacağım burayı, böyle tezgah, her şeyi böylece bırakacağım. Vallahi ister kınayın beni, ister kınamayın. Yapacak bir şey yok. Canım istemiyor çünkü. Size bir şey sormak istiyorum, danışmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi benim burayı görüyorsunuz. Böyle cam alanı geniş ve tül burayı kapatıyor zaten. Buradan arkası boş. Aşağıda görebildiğim komşularda gördüm ki böyle sol taraftan görebiliyorum salon camlarını. Apartmanda oturan komşuların böyle camlarını hep çiçeklerini dizmişler, salon camlarını. Ve hatta kimisi de şuraya çiçeklik falan koymuş. Ya çiçeklik koymayı düşünmüyorum. Ama sanırım büyük ihtimal tüm kaktüslerimi buraya geçireceğiz. Yani bir iki hafta sonra iyice havalar soğuduğu zaman kapalı balkonda ister istemez arkadaşlar soğuk oluyor, malum biliyorsunuz. O yüzden kaktüslerin hepsini buraya geçireyim diyorum. Bir de şöyle bir şey var, oturma odasına neden koymuyorsun diyorsunuz. Oturma odasına ben çiçek veya kaktüs koyamam arkadaşlar. Çünkü bizim bir boncuğumuz var, malum biliyorsunuz. O yüzden boncuğu sürekli biz salıyoruz dışarıya. Rahat rahat hayvan rahat etsin diye. Kaktüs çok tehlikeli boncuk için, kuşumuz için. Üzerine konabilir, çok meraklı ve hareketli bir kuşa sahibiz zaten. O yüzden kendine zarar verir kaktüsle. Normal çiçek de koyamıyorum çünkü yapraklarını yiyor. Ondan dolayı oturma odasına hiçbir şekilde çiçek koyamıyorum. Orkideyi de böyle mutfağa rafa koyayım dedim ama şu çubuğundan dolayı olmadı. O çubuğunu çıkarıp belki mutfaktaki rafıma koyabilirim orkideyi. Oradan kaldırabilirim yarın. Şu an çok kararsızım. Demin almış olduğu çay takımını da buraya koydum arkadaşlar. Bunlar burada, peçeteleri neden burada tutuyorum? Çünkü peçeteleri farklı bir yere ayarladım ben. İçerideki önceki konsolum var ya, biliyorsunuz içeride televizyon altında kullandığım konsolun ikili rafında, sol tarafında ikili rafında tamamen yemek takımım var benim. Oradaki yemek takımımı tamamen getireceğim. Yeni konsolun bir rafına koyacağım, yerleştireceğim. Bayağı 3 tane geniş geniş arkadaşlar rafları var, çok güzel. O yüzden yeni konsolumda dursun yemek takımım. Sonra işte bu kullanmadığım çay takımımı koyacağım. Yine şu an açmak istemiyorum. Kullanmak istemiyorum. Şu an dursun, kıyamıyorum. Belli bir zaman dursun kutusunda. Bu işte çay takımımı koyacağım. Yine diğer konsoldan koyacağım birkaç özel parça daha var. Bu yeni konsola koyacağım. Şu çaycımı koymayı düşünüyorum yine özel olarak. İşte o zaman içerideki konsolun dolapları boşalacak arkadaşlar. Onlar boşaldığında da oraya iki rafına, bir rafına tuvalet kağıtlarımı, bir rafına da rulo kağıtlarımı, peçetelerimi koymak istiyorum. Çünkü başka bir yere işgal etmek ve kalabalıklaştırmak. Odasında camlarını göstereyim size. Yatak odasının camı ve oturma odasının camı, çınarın odasının camı da arkadaşlar bu şekilde. Burada geniş mermerim yok, pardon. Netlemiyor. Burada geniş mermer yok arkadaşlar. Camlar çok geniş ve büyük. Ama burada mermer detayı yok. Yani iç tarafta böyle yapmışlar. Pinepenle kapatmışlar. Dış tarafta mermer var. Dışa da zaten kaktüs koyamam. O yüzden hani merakınızla gidermek adına böyle bir açıklama yapıyorum. Tekrardan salonuma geldim arkadaşlar. Halı konusunda ve konsol, salona koltuk konusunda çok üzülmüşsünüz. Yapacak bir şey yok. Ben de üzgünüm. Hatta bugün Evkur'a tekrardan ulaştım. Hani dedim bu hafta içi gelecekti. Bayağı bir konuştuk çalışan bayanla. Ona da bir şey diyemiyorum arkadaşlar. O da bir çalışan yani.
Ama başka benim muhatap olabileceğim kimse yok. Yani mecburen Evkur çalışanlarıyla ya da müdürüyle muhatap olmam gerekiyor. Ya da en son çare tüketici haklarına şikayet etmem gerekiyor. Yani bunun dışında yapabileceğim bir şey yok. Neyse bakalım, onlar da sevkiyatla falan görüştüler. Cumartesi günü gelecekmiş Eskişehir'e Kayseri'den depodan yani ürünler. Ondan sonra hafta sonu ya da pazartesi salı falan dağıtıma çıkacaklarmış muhtemelen. Bu arada Hint kınası ile yaptığım ruju beğenmişsiniz. Denemek isteyenler olmuş ama şöyle söyleyeyim size. Tamam iyi hoş güzel ama internet üzerindeki videolarda 3-4 gün sürdüğü, yani 3-4 gün boyunca kullanabilirsiniz diyordu. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Video çekiyorum zaten görüyorsunuz. Dün akşam yaptım tekrardan ve sabahleyin yani çıktı. Yüzümü yıkadığımda çıktı, yüzünüzü sabunladığınızda çıkıyor veya şöyle sildiğinizde bile çıkıyor yani. Kesinlikle dudağınızda asla kalıcı bir şekilde kalmıyor. Onu söyleyeyim, boşuna para verip uğraşmayın ya da çabalamayın diyeyim. Ya da çok heves ediyorsunuz, ettiyseniz deneyin yani ne diyeyim. Ama 3-4 gün falan gitmiyor. Bir gün dahi gitmiyor. Zaten yorumlarda da birkaç arkadaşa cevap verdim. Onun dışında bugün teyzeme gittik. Teyzemler işte Gülten teyzemleri biliyorsunuzdur. Yani eski takipçilerimler bilirler. Onlar ev almışlardı. Gidemedik arkadaşlar, gidememiştik. Zaten biz burada değildik onlar ev aldığında. Anca biz de kendimizi toparladık gittik. Çam sakızı, çoban armağanı, güzel hediyeler aldık. Çok da beğendiler hediyelerimizi, sağ olsunlar. Öyle yedik içtik, çayımızı kahvemizi içtik, oturduk, muhabbet sohbet akşama kadar orada geçti günüm diyebilirim. Ondan sonra anneme geçtik işte, biraz orada vakit geçirdim. Sonrasında zaten eve geçiş yaptım. Bir iki arkadaşımız kötü niyetle değil iyi niyetle aslında yazmışlar. İşte Çağla'cığım Eskişehir'e geldin, neden akrabalarınla görüşmüyorsun? Hani tuhaflarına gitmiş, neden akrabalarınla görüşmüyorsun? İşte neden sana gelmiyorlar ya da işte sen neden onlara gitmiyorsun? Şöyle bir şey var arkadaşlar, şimdi ben buraya taşındım, benim taşınma sürecim oldu. Bunun açıklamasını daha önce de yapmıştım zaten. Ben taşınma sürecimde hiç kimseye yardıma istemedim. Yani aslında anneme bile dedim yani gelmene gerek yok anne. Hani Çınar'ı alıp da gidebilirsin de. Çünkü ben işimi, gücümü, yerleşmemi, düzenimi kendim yapmayı seven bir insanım. Çünkü 10 yıldır evliyim. Bu şekilde alıştım arkadaşlar. Ben 10 yıldır toplasanız 5 defa falan ev taşımışımdır. Hepsinde kendim taşıdım, kendim topladım, kendim yerleştim. Ben alışkınım yani. Zevkle yapıyorum. Tamam yorucu olabilir ama benim düzenimi benden iyi hiç kimse bilemez. Bilemez arkadaşlar. Şimdi burada bana 3-4 kişi yardıma gelse ne olacak? Sonuçta yine bana soracaklar. Çağla bunu buraya mı koyalım, bunu buraya mı koyalım diye. Sağ olsunlar herkes teklif ettiler ama ben dediğim gibi kabul etmedim arkadaşlar. Onun dışında ev görmeye neden kimse gelmedi diyorsunuz. Benim daha eşyalarım tamamlanmadığı için arkadaşlarım soruyorlar muhabbet arasında. Ben de diyorum ki eşyalarım daha tamamlanmadı. Misafirlerimi salonumda ağırlamak istiyorum doğal olarak. Ama salonumun halısı yok ortada. Salonumun hadi konsol da geçtim de yani ayak basacağız buraya. Halısı yok ortada. O yüzden içeride küçük odada da o kadar kalabalık misafiri ağırlamak istemiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar onlar da benim halımın daha gelmediğini bildikleri için toplanıp gelemiyorlar. Bunu bu kadar hani nasıl desem size... Bunlar zamanla olacak şeyler yani hani ben buraya taşındım diye illaki sürekli işte akrabalarımla görüşeceğim diye bir kaydı yok arkadaşlar. Benim de kendi düzenim, benim de kendi bir ailem var. Herkesin kendi bir düzeni var, kendine göre işi gücü var. Diyorum ya teyzeme bile yani zor gün ayarlayıp da yani bugün ayarlayıp da gittik. Diğer teyzem mesela o şehir dışında burada değil. Onun dışında işte kuzenim var zaten Hacer ablam. O zaten kadın zaten full çalışıyor. Bir hafta sonra bir gün izni var. O da gelecek. Yani tabii ki de gelecekler arkadaşlar ama bunlar zamanla. Bir de dediğim gibi yani benim daha salonumun halısı falan tamamlanmadı. Toplanıp gelmeye düşünüyorlar çünkü onlar kalabalık gelmeye düşünüyorlar. O şekilde ayarlama yapıyoruz. Akrabalarımla görüşmüyorum ya da akrabalarımla küs müyüm, küsüm öyle bir konu yok yani. İlla ki hani her gün görüşmek zorunda değiliz. Tabii ki de çarşıda kaç defa görüştük biz. 3-4 defa görüşmüşüzdür yani çarşıya gittiğimizde falan. Birlikte hamamla gittik teyzemlerle, kuzenlerimle. Onun dışında işte çarşıda yine görüştük, buluştuk.
Tabii ki de görüşüyoruz yani arkadaşlar, küs falan değiliz, kimseyle küs değilim biliyorsunuz beni, ben öyle kolay kolay da kimseyle küsemem ya, bırak akrabamı, kolay kolay kimseyle küsemem. Benim birisiyle görüşmemem için bana çok büyük bir kazık atması gerekiyor. Ben çünkü nasıl desem, ikizler burcuyum, çok değişik bir karaktere sahibim, küslüğü sevmeyen bir insanım, ama gerçekten de büyük bir kazık yersem karşıdaki insandan, bir hainlik yaparsa bana, affetmeyeceğim bir şey yaparsa, kolay kolay da affedebilen bir insan değilim ne yazık ki. Affedemiyorum yani. Affettiğimi söylesem de yürek olarak, kalbimden affedemiyorum arkadaşlar. Bu kim olursa olsun. Böyle de bir huyum vardır, anlayacağınız. Gelelim dudak yalama muhabbetine. Yani yorumlara bakıyorum, yorumlarda cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince, ama böyle canlı canlı da söylemek hoşuma gidiyor, kendimi ifade etmek. Beni rahatsız etmiyor yani arkadaşlar. Bunu insanlara açıklama yapmak değil. Bir de şöyle bir şey var. Tabii yeri geldiğinde açıklama da yapmak zorundayım. Çünkü ben yani YouTuber'ım. Benim işim YouTube'da. Ben tanımadığım insanlara hitap ediyorum. Tanımadığım insanlara vlog çekiyorum, video çekip atıyorum. İnsanlar da bazı şeylere iyi veya kötü yorum yapıyorlar. Ya da efendime söyleyeyim, bir şeyleri merak edebiliyorlar ve ben bunu her defasında yorumlarla tekrar cevaplamaktansa, bazı durumlarda, daha ciddi durumlarda videolarda cevaplamak daha mantıklı geliyor bana. Yani bu açıklama olarak mı, hani algılanır, ne olarak algılanır bilmiyorum, ama bunu yapmak zorundayım arkadaşlar, yapacak bir şeyim yok. Bir takipçim demiş ki çok itici görünüyorsun, dudaklarını yalıyorsun. Ben küçüklüğümden beri bu alışkanlık var bende. Çocukluğumdan kalma bir alışkanlık. İnsanların bazı alışkanlıkları olabiliyor arkadaşlar. Tikleri olabiliyor. Alışkanlıkları olabiliyor. Bazen insanlar bir şeyleri bilerek yapmayabiliyor. İstemsizce yapabiliyor. Belki itici görünüyor olabilir. Bilmiyorum ama birçok kişiye de itici görünmüyor. Daha bugüne kadar yani bana 6 yıldır ben YouTube'dayım. Doğru düzgün çıkıp da bir Allah'ın kulu da yani bana işte bunu yapma, çok itici duruyorsun dememiştir. Sadece sert görünüyorsun, ciddi görünüyorsun ama aslında bal gibisin diyenler falan çok oldu. Bu arada şu dudağımın burası da çok aşırı derecede yara oldu arkadaşlar, geçmiyor bir türlü. Neyse, dediğim gibi bu çocukluktan kalma bir alışkanlık bende, yapacak hiçbir şeyim yok yani, bunun bir tedavisi de yok, doktora da gidemem, bir şey yapamam. Bu bir alışkanlık arkadaşlar. Ben hatta küçükken o kadar çok dudaklarımı yalardım ki, Eskişehir bir de soğuk bir memleket biliyorsunuz. Benim çocukluğum burada geçti. Ayaz vardır. Dudaklarımı da çok yaladığım için böyle dudaklarımın kenarları çocukken böylece ruj gibi yara olurdu. Buralarım böyle çatlardı. Ne yapayım? Ben de böyleyim arkadaşlar. Benim de alışkanlığım bu yani. Yapacak bir şey yok. Tedavi göremem bunun için. Doktora gidemem. Ya da 31 yaşından sonra bu alışkanlığımı yitiremem herhalde. Beni rahatsız eden bir durum yok. Kendimi iyi hissediyorum. Alışkanlık yani, fark etmiyorum. İstemsizce yapıyorum. Ne bileyim yani, kaş hareketimiz, mimiklerimiz, göz kırpmamız, el hareketlerimiz. Ne bileyim, bazı insan böyle el hareket yaparak konuşur. Kimisinin kaş mimikleri vardır, göz mimikleri vardır, dudak mimikleri vardır. İnsanız arkadaşlar, yani biz de insanız, etten kemikten bizler de insanız. Sizlerin nasıl farklı karakterleriniz, farklı huylarınız, tikleriniz, farklı şeyleriniz varsa, biz de etten kemikten bir insanız. Bizim de var yani, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Yani hani ufak tefek detaylara çok fazla takılmamak gerekiyor bence. Ne diyeyim, böyle... Yine de takipçim de kötü niyetle yazdığını düşünmüyorum ben. Ama ben yine de böyle söyleyeyim dedim yani, en azından. Bilerek yapmadığımı bilmiş olsunlar. Hepinizi çok seviyorum. Beni bugün de izlediğiniz için, kahramı çektiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hepiniz hoşça kalın.